Allah'ın izniyle kazanacak. Bence kazanır. Biraz zor ama bence kazanır. Kazanır Allah'ın izniyle. Biraz zor. Büyük ihtimal kazanır ya. İnşallah reisimiz kazanacak abi. Allah onun arkasında abi. Zorlar abi. Olabilir gibi ama olmayabilir abi. Kesin. Bugün Türkiye'de alternatifi olmayan bir iktidar bana göre. Bence kazanmaz abi. İşi zor bu sefer. Baba her zaman kazanır. Her zaman üstün baba. Laf babayı yok ama. Babayı kimse edemez bu hayatta. O bizim baba o. Baş tacımız. O olmadığı zaman hayat olmaz burada. Böyle giderse biraz zor da. Ekonomi düzelirse olabilir yani. Erdoğan ikinci seçimde inşallah alacaktır. Ve şansı yok şu an. Öyle görünüyor yani. Bence kazanır. Çünkü karşısındakilere bakar mısın? Ya mantıklı bir şey söylemiyorlar. İnsanla dalga geçiyorlar ya. Enteresan insanlar yani. İnşallah kazanır. Kendi güçlü liderliğiyle kazanabilir. Ben kendim Fransa'da yaşıyorum. Aslen de Kürt'üm. Fransa'da inşaat sektöründe çalışıyorum. Fransız bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi gelin biz size Marco'yu verelim. Siz de bize Erdoğan'ı verin. Dedim neden biz size Erdoğan'ı verelim? Siz de bize Marco'yu veriyorsunuz. O dedi güçlü. Çok güçlü. Her şeyin başından geliyor. Çok güçlü bir lider. Yani Marco'yu sevmiyorlar. Erdoğan'ı seviyorlar. Fransa'nın büyük bir kısmı. Ülkenin yolu çok açıktır. Hiç kimse bir endişe etmesin. Ülkenin yolu açık ve ferrahtır, refahtır, güçlüdür ülkemiz. Ülkemize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ekibine başarılar diliyorum. Kazanamaz abi. Ne AK Parti ne CHP ikisine de iş yok. Oyumu ne AKP'ye ne de CHP'ye ikisine vermem. Ortalığı biraz düzeltirse ekonomi açısından şöyle sağına soluna baktığından sonra adam yok. Gene diyeceksin reis diyecek başka şeyimiz yok. Yoksa reis gelmezse PKK'ya teslim ederiz bu memlekede. Şimdi piyasaya bakarsak konuşmalara bakarsak %50-%50 gidiyor. Yani kazanabilir de kazanmayabilir de. İkinci turu gösteriyor, ikinci turu işaret ediyor ama Erdoğan her zaman şapkadan bir tavşan çıkaran bir lider olmuştur. Bana göre de yani son yapacağı sürprizlerle ya da ataklarla kazanabilme ihtimali var. Bu ihtimal böyle göz ardı edilebilecek kadar da düşük bir ihtimal değil, yüksek ihtimal yani. Maalesef kazanamaz. Kazanmamasını ben istiyorum. Biliyorsunuz ki devletimizde bütün eğitim ve öğretim paralı. Yani parası buradan şey. Ya okullar para almıyor. Ulaşımın paralı senin abi. Ne yapacak? Bedava mı yapacak? Bedava yapacak abi. İnşallah kazanır. Her zaman söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Kendim de öyle düşünüyorum. İnşallah 100. yılında nasip etsin. Recep Tayyip Erdoğan, durmak yok yola devam. Recep Tayyip Erdoğan, yanındayız her zaman. Var mı Cumhurbaşkanımız gibi ülkeyi yönetebilecek adam? Var mı Cumhurbaşkanımız gibi dünyaya meydan okuyabilecek adam? Var mı? Sence 23'te kazanabilir mi reis? Kazanacak. Hem de öyle bir kazanacak ki Millet İttifakı şaşıracak. Baygınlık geçirmezse iyi yani. Kalp krizinden gitmezse iyi. Hele Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere kalpten giderler, gidebilirler yani. Vallahi biz seviyoruz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı. Onunla gurur duyuyoruz. Her zaman onu her yerde destekliyoruz Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan gibi Türkiye'yi yönetebilecek bir tane genel başkan var mı? Allah aşkına var mı ya? Bunu bütün Türkiye'ye soruyorum Ahsen TV aracılığıyla. Erdoğan'a sahip çıkalım, gelin birlik olalım. Erdoğan'a sahip çıkalım, sonra mumla aramayalım. Gelen gideni aratır, sonra pişman olmayalım. Son pişmanlık fayda etmez, bunu bir yere not alalım. Ya insanlar eğer kör değilse, gerçekten yaptıklarını görüyorsa tereddütsüz kabul etmesi lazım. Çoğu şeyin artık farkına vardı. Eski insanlar yok. Yani sorun ben geleceğini hiçbir zaman için tasvip etmiyorum. Gelmez de yani. Vallahi ben kazanmasını istiyorum. Bugüne kadar bir sürü iktidar geldi geçti. Rahmetli Turgut Özal, Erbakan ve bir de bu geldi. Ve bunun dışında düzeltebilecek yani şimdi bir vatandaş yok ki. Tabii ki ülkede bazı sıkıntılar vardır. Bugüne kadar sıkıntı yok demiyorum. Ama bu dünya genelinde var böyle bir şey. Sıkıntı vardır. Nasıl düzeltecek Kılıçdaroğlu bu işi? O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni düzeltsin bakın. Niye düzeltemiyor? Hiçbir yatırım yok. İndirim yapsın işte yol paralarını. Yani bol kesede atmanın bir anlamı yok. Bir milletvekili İslam hakkındaki söylediği sözler ya ayıp ya. Bu ülkede başı açık da benim kardeşim. Kapalısı da benim kardeşimdir. Ne düşündüğü, ne yaptığı, ne ettiği ya da nasıl giyindiği, nasıl inandığı beni ilgilendirmiyor. Biz onlara saygı duyuyoruz ama onlar duymuyor. Duysa insan bu kadar İslam aleyhinden nasıl tutar mı? Mantıklı bir tarafı yok bu işin. İnşallah Allah'ın izniyle kazanır. Şimdi yaptıkları çok güzel şeyler var. Yalandan aç kaldık, susuz kaldık hikayesi. Bu yalan. Herkes elemanları işçi arıyor. Çalışmıyor, affedersin dolaşıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor. Hazır parayı yemek istiyor.
Belki olma ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor. Çünkü niye derseniz Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir olması AK Parti'ye daha fazla şey tanıyor. Vatandaşta bir şimdi tedirginlik var. CHP'ye eski itimadı kalmadı. Orada yaşarım. Gözüm kapalı oyum onadır. Bitti. Elbette ki pahalılık sadece Türkiye'de mi vurmuş pahalılık? Gitsin Avrupa'ya. Hep gitmek istiyorlar. Az önce şurada konuşmayı gördüm. Erdoğan gitsin diyor. Ya gitsin de gelecek olan da senin Erdoğan yerini doldurabilecek kapasitesin var. Kılıçdaroğlu gelsene diyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kılıçdaroğlu önce kendi konuşmalarını düzelsin. Ortaya çıkan yalanlarını düzelsin. Recep Tayyip Erdoğan derler adına. Millet ittifakının gidiyor zoruna. Recep Tayyip Erdoğan derler adına. Sayın Cumhurbaşkanımıza helal olsun Cumhurbaşkanımıza. Başkanımız her zaman milletinin yanında. Helal olsun Tayyip Erdoğan her zaman ülkesinin yanında. Teşekkür ederim abim, Allah razı olsun. Kesin. Muhalefetin de yeri var. Mutlaka şey olmalı. Denetim mekanizması bakımından. Umutsuz vaka derler ya. Kesinlikle Erdoğan'ın karşısında bunların bir şey yapacağına pek inanmıyorum. Çünkü referans olarak yapılan şeylere baktıkça Türkiye'de eğer 20-30 sene 40 sene evvelde Türkiye'nin halini bilenler varsa buna oy vereceklerine ben inanmıyorum. Şu anda Erdoğan yine tek. Sevgimiz var yaptıklarından dolayı. O da bir beni Adem'dir. O da bizim gibi herkes gibi kesecektir. Ama bugün Türkiye'de alternatifi olmayan bir iktidar bana göre. Allah'ın izniyle kazanacak. Seni silecek yani. İnşallah dualarımız onunla. Rabbim utandırmasın. Allah yolunu daim etsin. İnşallah yine kazanacağız. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Biz senin yanındayız her zaman. Yiğit adam, cesur adam. Biz AK Parti'den memnunuz her zaman. Yiğit adam, koca yürekli adam. Yaptığın hizmetleri görüyoruz. 15 Temmuz gecesini unutmuyoruz. Biz her zaman seninle gurur duyuyoruz. Yiğit adam, uzun adam. Biz AK Parti'den memnunuz her zaman. Yiğit adam, koca yürekli adam. Hi President, I love you too much. I pray every day to save you. You are wonderful. You are Superman. I wish you are always good. Erdoğan, yeah, thank you. I love him too much. He's Superman and he is inshallah Jannah. I'm from America but I am from Iraq. He is very good guy. He is wonderful. He saved the Turkey. The people should love him and support him because he's good man. And thank you so much.